Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün saat 20 itibariyle iPhone'lara iOS 16 güncellemesi geldi ve ben de güncellememi yaptım. Gelin birlikte güncelleme nasıl yapılıyor öğrenelim. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, saat 20 itibariyle iOS 16 güncellemesini alacağız. Şu an 59 geçiyor. Birazdan 20 olunca ayarlara gireceğiz. Evet, şu an saat 20. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlara girdik. Genele giriyoruz. Yazılım güncellemeye giriyoruz. Henüz bir güncelleme gelmedi. Birazdan yine gelir. Biraz yenileyelim. Hemen olmayabilir tabii ki. Kademeli olarak geliyor. Evet arkadaşlar, an itibariyle güncelleme geldi. iOS 15.7 de var burada. Bir de iOS 16 sürümüne yükselti var. Biz sürümümüzü yükseltelim. İndir ve yükle var. Burada güncelleme ile ilgili bilgiler var. Bu arada arkadaşlar, güncelleme yapmadan önce mutlaka verilerinizi yedekleyin iCloud hesabınıza. Yedekleme yapmadan bu işlemi yapmayın. Yoksa herhangi bir sorun olsa bütün verileriniz gidebilir. Bilginiz olsun. Ve güncelleme yaparken şarjınız dolu olsa daha iyi olur. İndir ve yükle yapıyoruz. Parolamızı giriyoruz. Hükümleri kabul ediyoruz. Kabul et diyoruz. Ve güncelleme istendi diyor. Artık güncellemeyi indirecek o. Güncelleme inmeye başladı. Biraz uzun sürecek çünkü epey büyük bir güncelleme. Evet arkadaşlar, indirmenin son aşamalarındayız. Ve güncelleme hazırlanıyor diyor. Evet arkadaşlar, şu an indirme tamamlandı. Şimdi yükle diyerek işlemimizi başlatıyoruz. Şu an yükleme işlemi devam ediyor. Şu an telefonu yeniden başlattı. Yükleme sürdükçe ara ara böyle kendini kapatıp açacak. Evet, şu an açıldı. Şifremizi giriyoruz. SIM kilidini açıyorum. Yazılım güncelleme tamamlandı. iPhone'unuz iOS 16 sürümüne güncellendi. Sürdür. Paylaşma diyorum. Yani analiz paylaşmak istiyorsanız. Tabi paylaşmanız Apple'ın cihazınız için düzeltmeleri yapacağı anlamına gelir. Ben geçiyorum buraya. iPhone'a hoş geldiniz. Başlat diyorum. Ve güncelleme tamamlandı. Şuraya bir bakalım. Evet. Bir değişiklikler var burada. Burada var mı bir şeyler? Burası hemen hemen aynı. Bakalım. Herhangi bir değişiklik görmedim ben burada. Şuraya bakalım. Apple Pay ayarlı diyor. Tamam. Herhangi bir şey yok. Buradan kontrol edelim bir. Şu an iOS 16.0 güncellemesi tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, telefonumu iOS 16 sürümüne güncelledim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Siz de güncelleme yapmak istiyorsanız videodaki adımları tek tek uygularsanız herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Videonun da başında belirttiğim gibi güncelleme yapmadan önce yedeklemelerinizi mutlaka alın arkadaşlar. Olabiliyor bazen güncelleme esnasında telefonun başına bir şey geliyor, kapanıyor. Ve hatalı bir güncelleme olursa verileriniz de ne yazık ki silinebilir, kaybolabilir. Bu durumla karşılaşmamak için iCloud hesabınızda yedeklemenizi yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Bir de güncelleme yaparken telefonun şarjı yüksek olması gerekiyor ki kapanmasın, herhangi bir sorun olmasın. iOS 16 sürümü ile ilgili detaylı bilgileri teknoloji sitelerinden bulabilirsiniz. YouTube kanalı olarak size iPhone'da Türkiye kanalını öneriyorum.
Oradaki incelemeler çok iyi, çok güzel. Sizi tatmin edecek bilgiler bulabilirsiniz orada. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.